Herkese merhaba, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü konu dekonjüksiyon, yani bağlaç. Bağlaçlar Almanca'nın temel konularından biri. Ana cümle ve yan cümleyi birbirine bağlar. En temel görevi bu. Tabii belirli bir sistemi var, belirli kuralları var. Bunları öğrendiğiniz takdirde ve bir de kelime bilginiz varsa çok rahat bir şekilde konuşabilirsiniz. Hemen başlıyorum. Und bağlacı V demek. Maria kommt aus Italien und Frank kommt aus Deutschland. Maria İtalyalı ve Frank Almanyalı. Ich werde meinen Freund besuchen und wir werden spazieren gehen. Ben arkadaşımı ziyaret edeceğim ve biz gezeceğiz, dolaşacağız. Spazieren gehen, gezmek, dolaşmak anlamına geliyor. Ich will Mathe und Chemie lernen. Ben matematik ve kimya öğreneceğim, çalışacağım anlamına geliyor. Und bağlacı için şunu söylemek istiyorum. Birçok bağlaçta geçerli. Ana cümle ve yan cümleyi bağlar dedim. Birçok bağlaçta ana cümleden hemen sonra, yani bağlaçtan da hemen önce şurada, şuraya bir virgül gelir. Ama und ve o da bağlacında gelmez. Hiç virgül yok. Ve bir de und bağlacı için hem İki cümleyi birbirine bağlar, hem de sıralı isimlerin arasına gelir. Mathe und Chemie, matematik ve kimya. Aber, bağlacı ama fakat demek. Du hast einen Bleistift, koma yani virgül, aber kein Heft. Senin bir kalemin var ama defterin yok. Ve bağlaçlarda ana cümle, yan cümle. Kullanılan özne ve fiiller aynı ise ana cümlede zaten kullanılır ama yan cümlede, yani bağlacın bulunduğu cümlede özne ve yüklem tekrardan yazılmaz. Aslında bu cümle şöyle. Du hast einen Bleistift, aber du hast kein Heft. Özneler ve yüklemler aynı olduğu için tekrardan yazılmıyor. Ich wohne in Leipzig, aber ich will in Dortmund wohnen. Ben Leipzig'te yaşıyorum, ikamet ediyorum ama Dortmund'da yaşamak istiyorum. Ich muss meine Hausaufgabe machen, aber ich habe keine Lust. Benim ev ödevimi yapmam gerek, ev ödevimi yapmalıyım ama isteğim yok, arzum yok. Lust, istek, arzu demek. O da bağlacı, ya da demek. Er sieht einen Film oder hört Musik. Ich habe keine Ahnung. O bir film izliyor ya da müzik dinliyor. Yani bir fikrim yok. Ich habe keine Ahnung Almanca'da böyle kalıp cümlelerden biri. Çok güzeldir. Mesela bir konu hakkında fikriniz, bilginiz yoksa biri size bir şey sorduğunda keine Ahnung dediğinizde olay kapanır. Yani bilgim yok, fikrim yok demek. İngilizce'deki şey gibi. No idea. I have no idea gibi. Wir können ins Kino gehen oder zu Hause bleiben. Biz sinemaya gidebiliriz ya da evde durabiliriz. Sıradaki bağlaç den, çünkü demek. Ich muss mich beeilen, denn mein Freund wartet auf mich. Sich beeilen, acele etmek. Acele etmeliyim, acele etmem gerek. Çünkü arkadaşım beni bekliyor. Ich konnte in die Schule nicht gehen, denn ich war krank. Okula gidemedim, çünkü hastaydım. Sebep-sonuç ilişkilerinde den bağlacı, çünkü bağlacı kullanılır. Sıradaki bağlaç sondern, bilakis aksine demek. Ich helfe nicht ihm, sondern ich helfe dir. Burada önce anlamını söyleyeyim. Ona yardım etmiyorum, aksine bilakis sana yardım ediyorum. Burada kullanılan özne ve yüklemler aynı. Bağlaç cümlesinde isterseniz özne ve yüklemi söylemezsiniz. Yani şöyle de olur. Ich helfe nicht ihm, sondern dir. Ich bin kein Arzt, sondern ich bin Lehrer. Doktor değilim. Bilakis, aksine, öğretmenim. Burada da aynı durum geçerli. Ich bin. İsterseniz bağlaç cümlesindeki, sondern'in bulunduğu cümlede ki özne ve yüklemi söylemezsiniz. Er will nicht in Ankara wohnen, sondern er will in Istanbul wohnen. O Ankara'da yaşamak istemiyor. Bilakis, o İstanbul'da yaşamak istiyor. Burada da aynı durum geçerli. Er will, sondern in Istanbul wohnen.
Anlattığım bu ilk 5 bağlaç için şunu söylemek istiyorum. Und, Oda, Aber, Den ve Sondern bağlaçları. Bunların bulunduğu cümlelerde bu bağlaçlardan sonra mutlaka ama mutlaka isim gelir, sonra fiil gelir. Yani cümlenin yapısı değişmez ama diğer bağlaçlarda değişiyor. Buraya dikkat. Bundan sonra anlatacağım bağlaçlardaki cümle yapısı biraz değişiyor. Dikkat. Sıradaki bağlaç das. Cümleye kattığı anlam ise dığını, dini. Kimi durumlarda ise olmanı, yapmanı, etmeni anlamı da katar. Kullanılan fiile göre değişir tabi. Ich erwarte von dir das. Du in der Schule fleißig bist. Bu cümle üzerinden az önce bahsettiğim o değişikliği, bağlaçlardaki o temel kuralı anlatacağım. O temel kural daha sonra anlatacağım bağlaçlarda da geçerli olacak. Burası kritik. Bağlaçlardaki temel kural neydi? İki cümleyi birbirine bağlar. Tamam. Bir ana cümle, bir de yan cümle. Benim ana cümlem ich erwarte von dir. Yan cümle ise bağlacın bulunduğu cümle. Şimdi bağlaçları boş verin. Normal, kurallı, Almanca bir cümle nasıl olur? İlk başta özne, daha sonra fiil, ikinci sırada fiil, üçüncü sırada zaman, yer, nesne. Herhangi biri gelir veya hiçbiri gelmez. Ama bağlacın bulunduğu cümlede bağlaçtan sonra özne, özneden sonra fiil gelmiyor. Fiil cümlenin sonuna çekimli halde gidiyor. Hepsinin altını çizdim. Burası kritik. Bağlaçlı cümlede bağlaçtan sonra özne, özneden sonra fiil gelmez. Fiil cümlenin sonuna gider, çekimli halde olur. Burada du'ya göre çekimlendi. Yani bu cümle ne diyor? Senden okulda çalışkan olmanı bekliyorum. Ich erwarte von dir. Senden bekliyorum okulda çalışkan olmanı demek. Ich weiß, dass du Lehrer bist. Öğretmen olduğunu biliyorum. Şimdi bağlacı unutuyorum. Du Lehrer bist. Normal cümle nasıl? Du bist Lehrer. Önce özne, sonra yüklem, daha sonra nesne. Ama işin içine bağlaç girdiğinde az önce de bahsettiğim gibi bağlaçtan sonra özne, özneden sonra fiil gelmiyor. Fiil cümlenin sonunda çekimli halde oluyor. Bağlaçlardaki en temel kural bu. En çok dikkat etmeniz gereken nokta bu. Fiil cümlenin sonunda çekimli halde. Bağlacın bulunduğu fiil. Das'ın cümleye kattığı anlam neydi? Dığını, dini, olmanı, yapmanı, etmeni demek. Weil'ın cümleye kattığı anlam ise dığı için, şöyle böyle olduğu için demek. Ich gehe nicht in die Schule, weil ich krank bin. Hasta olduğum için okula gitmiyorum demek. Bir sebep-sonuç ilişkisi. Ich habe keine Hausaufgabe gemacht, weil ich keine Lust habe. Hiç, Lust neydi? Daha önce bahsetmiştim. Böyle istek, arzu demek. İsteğim, arzum olmadığı için ev ödevimi yapmadım. Ich bin sehr aufgeregt, weil ich morgen eine Prüfung habe. Yarın bir sınavım olduğu için çok heyecanlıyım demek. Sıradaki bağlaç wenn. Wenn'in cümleye kattığı anlam eğer ve dığında, dinde kullanılan duruma göre değişir bu. Wenn du in Istanbul bist, musst du uns besuchen. Bağlaçlar kimi durumlarda cümlenin başına da geliyor. Yani o yan cümle ilk başta kullanılıyor. Yan cümle ilk başta kullanıldığında nasıl olur? Tabii ki fiil yine sonda çekimli. Ana cümlem ise, ana cümlede şöyle bir değişiklik oluyor. İlk başta fiil geliyor, daha sonra özne geliyor. Yani aslında şu sonuç çıkabilir. Bağlacın bulunduğu cümle ilk başta yazılırsa virgülü, iki tane fiili virgül ayırır. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Burada bist, burada must. Wenn du in Istanbul bist, musst du uns besuchen. İstanbul'da olduğunda ya da İstanbul'da olursan bizi mutlaka ziyaret etmelisin demek. Ich nehme einen Regenschirm mit. Mitnehmen, böyle yanında almak. Wenn es regnet, yağmur yağarsa yanıma bir tane şemsiye alırım demek. Ich will einen Ausflug machen, wenn ich Zeit habe. Zamanım olursa ya da zamanım olduğunda
bir gezi yapmak istiyorum demek. When'in de cümleye kattığı anlam ya şart, eğer ya da doğumda, deyinde demek. Sıradaki bağlaç als, cümleye kattığı anlam ise iken demek. Als ich ein Kind war, spielte ich immer im Park. Az önce anlatmıştım. Bağlacın, yani yan cümlenin başa geldiği durumlarda ne oluyordu? Bağlaçlı cümlede bağlaçtan sonra özne, özneden sonra fiil gelmiyor. Fiil cümlenin sonunda çekimli, tamam. Ana cümlemde ise önce özne değil, önce fiil geliyor. Fiilden sonra özne geliyor. Ne oluyordu? Ana cümledeki fiil ile yan cümledeki fiili virgül ayırıyor. Buna dikkat. Ben küçük bir çocuk iken her zaman parkta oynardım, oynuyordum demek. Als ich glücklich bin, esse ich viel Schokolade. Ben mutluyken çikolata çok yerim demek. Before bağlacının cümleye kattığı anlam ise önce, den önce, dan önce demek. Before du dich an den Tisch setzt, wasch dir deine Hände. Masaya oturmadan önce, buradaki masa dediği hani yemek yenecek, sofra aslında, Türkçe'ye öyle çevirebiliriz. Masaya, sofraya oturmadan önce ellerini yıka, ellerini yıkaman gerekiyor. Yine yan cümlenin fiili, ana cümlenin fiili ve virgül ayırmış. Dikkat. Bevor ich das Restaurant eröffnet habe, habe ich als Koch gearbeitet. Restoran açmadan önce Koch aşçı olarak çalışıyordum demek. Restoran açmadan önce. Nachdem ise before'un tam tersi, den'dan sonra anlamı katıyor. Nachdem du dir deine Hände gewaschen hast, setz du dich an den Tisch. Ellerini yıkadıktan sonra masaya otur, yani sofraya otur demek. Nachdem ich nach Hause gegangen bin, mache ich meine Hausaufgabe. Eve gittikten sonra ev ödevimi yaparım. Sıradaki bağlaç während. Während'ın cümleye kattığı anlam als'in cümleye kattığı anlama çok benziyor ama aralarında çok bariz bir fark var. Als geçmişte olmuş bitmiş olayları anlatıyor. Während ise iki olayın da aynı anda gerçekleştiğini anlatır. Während'deki olay çok belli. İki olay da aynı anda gerçekleşiyor. Ich ging in die Schule während du auf mich wartest. Sen beni beklerken ben okula gidiyordum demek. Ich las eine Zeitung während du kochst. Sen yemek pişirirken ben gazete okuyordum demek. Während bağlacındaki en önemli nokta iki olayın aynı anda gerçekleşmesi. Sıradaki bağlaç ob. Ob'un cümleye kattığı anlam olup olmadığı, işte yapıp yapmadığı, gidip gitmediği, kullanılan fiile göre değişir tabii ki. Ich weiß nicht ob du Lehrer bist. Öğretmen, buradaki fiilim sein, öğretmen olup olmadığını bilmiyorum demek. Öğretmen olup olmadığını bilmiyorum. Ich wusste nicht ob du hier arbeitest. Buradaki fiilim çalışmak, arbeiten. Burada çalışıp çalışmadığını bilmiyordum. Wusste, wissen fiilinin preteritumdaki çekilmiş hali. Bilmiyordum. Burada çalışıp çalışmadığını bilmiyordum demek. Sıradaki iki bağlaç birbirine çok benziyor. Obwohl ve trotzdem. Obwohl'ün cümleye kattığı anlam e rağmen, a rağmen. Trotzdem'in ise buna rağmen. Ve ikisinin cümle yapısı farklı. Şimdi obwohl'ü anlatacağım. Obwohl'de yan cümle başa gelmiş. Yan cümle başa geldiğinde ne oluyordu? Daha önceki bağlaçlarda anlattım. İki fiili, yan cümlenin fiilini ve ana cümlenin fiilini virgül ayırıyor. Önemli nokta burası. Obwohl ich krank bin, gehe ich in die Schule. Hasta olmama rağmen, gehe ich in die Schule. Okula gidiyorum. Hasta olmama rağmen okula gidiyorum. Obwohl sie gute Freunde sind, streiten sie oft. Onlar iyi arkadaş olmalarına rağmen, streiten sie oft. Sık sık kavga ederler gibi. Trotzdem'de durum biraz farklı. Trotzdem cümlelerini virgül ayırmıyor. Direkt olarak nokta ayırıyor. Yani iki tane
birbirinden farklı cümle ama tabii ki birbiriyle ilişkili, alakalı. Ich bin krank. Nokta. Trotzdem gehe ich in die Schule. Hastayım, buna rağmen okula gidiyorum. Nokta ayırır dedim. Trotzdem yani bağlaç cümlemde bağlaçtan sonra fiil, sonra özne gelir. Buraya dikkat. Hastayım, buna rağmen okula gidiyorum. Sie streiten oft. Nokta. Trotzdem sind sie gute Freunde. Onlar sık sık kavga ediyorlar. Buna rağmen onlar iyi arkadaşlar demek. Sıradaki bağlaçlar deshalb ve deswegen. İkisinin de cümleye kattığı anlam aynı. O yüzden bir arada yazdım. Tabii ki birbirinden farklı bağlaçlar. Ama kattıkları anlam aynı. Cümleye kattıkları anlam bu yüzden. Ich habe Fieber deshalb gehe ich zum Arzt. Ja da deswegen gehe ich zum Arzt. Yani ateşim var. Bu yüzden doktora gidiyorum. Zum Arzt gehen bir kalıp zaten. Doktora gitmek. Ich gehe zum Arzt. Doktora gidiyorum. Ich habe morgen eine Prüfung. Deshalb muss ich studieren. Ya da deswegen muss ich studieren. Yarın bir sınavım var. Bu yüzden çalışmam gerek. Çalışmalıyım. Yani cümleye kattıkları anlam bu yüzden. Damit ve umso'nun cümleye kattıkları anlam çok benziyor. Cümle yapıları farklı sadece. Mesela yapmak fiilini ele alacağım. Damit'in cümleye kattığı anlam yapmak, yapmam için, yapmak değil, yapmam için. Umso'nun cümleye kattığı anlam ise yapmak için. Çünkü umso cümlesinde cümle yapısı farklı, bağlaçta özne kullanılmıyor. Örnekte göreceksiniz. Ich lerne jeden Tag damit ich meine Deutschprüfung bestehe. Almanca sınavımı geçmem için her gün çalışıyorum. Du musst hier kommen, damit ich mit dir spreche. Seninle konuşmam için buraya gelmelisin. Buraya gelmen gerek. Gördüğünüz gibi yapmam için, konuşmam için gibi. Umsu'da ise durum farklı. Ich habe eine Brille gekauft, besser zu sehen. Daha iyi görmek için bir tane gözlük satın aldım. Umsu bağlacında özne kullanılmıyor. O yüzden mastar halde çevriliyor. Ich muss viel arbeiten, ein Haus zu haben. Bir eve sahip olmak için çok çalışmam gerek. Ich esse viel Obst, gesund zu sein. Sağlıklı olmak için meyve çok yemeliyim. Bağlaçlar konusunda benim anlatacaklarım bu kadar. Zaten buraya kadar geldiyseniz bordo belirlisiniz demektir. Elinizden hiçbir şey kaçmaz. Bu dili öğrenirsiniz, emin olun. Çok fazla örnek yazmadım. Videonun böyle çok fazla uzamaması için sıkıcı oluyor çünkü. Ben gramer kısmına ağırlık verdim. Zaten gramer kısmını, mantığını anlarsanız bu iş biter, emin olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.